Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Elif ben. Bugün sizlerle başlıktan da anlayacağınız gibi Durgun Don serisi hakkında konuşmak istiyorum. Ben bu seriyi okurken sürekli çok keyif alarak okuyorum. Çok sevdiğim bir seri oldu. Keşke sizler de okusanız gibi cümleleri sıklıkla sarf ettim bu kanalda. Ve artık bu videoda da tabii ki spoiler vermeden biraz seriden bahsetmek, biraz da ben neden bu kadar çok sevdim bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk önce genel anlamda seri hakkında konuşup daha sonra içerisindeki kitaplara geçeceğim. Oldukça geniş bir tarihi dönemi kapsayan Durgun Don serisi, Rusya'nın Don Nehri kıyısında yaşayan Kazakların yaşamını ele alıyor ve bunların yaşamının üzerinden 1. Dünya Savaşı'nı, Ekim Devrimi'ni ve Sovyetler Birliği'nin kuruluşunu anlatan tarihi bir roman aslında. İlk olarak 1965 yılında dilimize çevriliyor ve aynı yılda yazara Nobel Edebiyat Ödülü kazandırıyor. Kitapta birçok önemli karakterle karşılaşıyorsunuz fakat baş kahramanımız Kazak köylerinden Vyesenskayalı Gregor Melehov. Aynı zamanda Mihail Shalahov da Vyesenskayalıymış. Dilimize ilk çevrildiği yıllarda adı ve Durgun akardı dolmuş. Fakat ben Yordam Edebiyat'tan 4 ciltlik serisini alıp okudum. Buradaki ismi ise sadece Durgun Don. Toplamda 1696 sayfa bu seri fakat bu sayfa sayısı asla gözünüzü korkutmasın. Çünkü 4 tane kitap olduğu için bunu zamanla yayarak okuyorsunuz. Ve ne kadar akıcı olduğunu daha ilk kitaptan fark ediyorsunuz. Bu arada birinci kitaba geçmeden önce şundan da bahsetmek istiyorum. Mihail Shalahov bizim kitaplarını çok severek okuduğumuz Yaşar Kemal'in de etkilendiği yazarlardan birisiymiş. Zaten Durgun Don serisini okurken de iki kalem arasındaki benzerlikten Yaşar Kemal'in Shalahov'dan ne kadar etkilendiğini fark edeceksiniz. Birçok yerde ben neredeyse Yaşar Kemal'i okuyormuş gibi hissettim kendimi. Ve son olarak şunu da söylemek istiyorum. Yine çok severek okuduğumuz Sabahattin Ali'nin de başucu kitaplarından birisiymiş. Hemen birinci kitapla ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Serinin en hızlı ilerleyen kitabı olduğunu söyleyebilirim ilk önce. Kitabın kurgusu, tasvirleri ve içindeki diyaloglar gerçekten çok keyifliydi. Ve kitaba başlar başlamaz sürekli ardı arkası kesilmeyen bir olay döngüsünün içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Sürekli yeni olaylar gelişiyor ve siz bunların heyecanıyla zaten kendinizi kitabın sonunda buluyorsunuz. Birinci kitapta genel olarak ilk önce karakterlerimizle tanışıyoruz. Bütün bir seri boyunca size eşlik edecek olan karakterlerle, onların belli başlı özellikleriyle tanışmış oluyorsunuz burada. Daha önce de söylediğim gibi bu karakterlerin hepsi Don Nehri'nin kıyısında yaşayan Kazaklar. Ve bu bölgedeki Kazakların günlük yaşantılarını, birbiriyle olan ilişkilerini, geçim kaynaklarını ve aralarındaki yardımlaşma duygusunu çok güzel tasvirlerle öğrenmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda farklı bir gelenekle de tanışmış oluyorsunuz aslında. Fakat bazı noktalarda da bizim Anadolu kültürümüzle ne kadar fazla benzerliklerin olduğunu şaşırarak okuyacaksınız. Siz bu karakterlerle tanışırken, onların günlük yaşantılarına tanıklık ederken öte yandan da 1. Dünya Savaşı başlamış oluyor ve kitabın sonlarına yaklaştığınızda kendinizi savaşın ortasında buluyorsunuz. Şundan da bahsetmek istiyorum. Yazarın o bölgede yaşamış olması, tasvirlerin bu kadar başarılı olmasına elbette katkı sağlamıştır. Fakat okurken fark edeceksiniz ki gerçekten çok güçlü bir kalemi var. Özellikle 20'li yaşlarda bu seriyi yazmaya başladığını düşünürsek gerçekten çok büyük hayranlıkla okudum ben. Sonuç olarak hem karakterlerimizi tanıyıp hem onların günlük yaşantılarına tanıklık edip savaş dönemlerine de geldikten sonra kitabın sonunda bulduk kendimizi. Ben bu seriyi iki farklı arkadaşımla birlikte başladım ve üçümüz de gerçekten çok büyük keyif alarak ve çok büyük heyecanla bitirdik bu kitabı. Bu nedenle de bir sonraki ay serinin ikinci ve üçüncü kitaplarını beraber okumaya karar verdik. Daha sonra ikinci kitaba başladığımız zaman bunu istemsizce birinci kitapla kıyaslarken bulduk kendimizi. O zaman da ikinci kitabın biraz daha yavaş ilerlediğini düşünmeye başladık. Fakat bence şöyle bir problem vardı. Birinci kitap gerçekten çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Çünkü orada bir sürü yeni olaya tanıklık ediyorsunuz. Bir sürü yeni karakterle tanışıyorsunuz. İkinci kitapta ise zaten öncesinde tanımış olduğunuz karakterlerle yola devam ediyorsunuz. Ve artık 1. Dünya Savaşı başlamış oluyor. Daha fazla savaş sahnesi okuyorsunuz. Bu nedenle size biraz durağan gibi geliyor aslında. Bu kitapta da savaşın sonlarına geldiklerinde, insanlar ailelerini, topraklarını özlediklerinde, çarlığın yıkılmasıyla birlikte birden ikiye bölünüyorlar ve bu sefer de ülkede iç savaş başlıyor. Ve bence bu iç savaş 1. Dünya Savaşı'nda yaşananlardan
daha kötü günleri beraberinde getirmiş oldu. Çünkü iç savaş başladığı zaman 1. Dünya Savaşı'nda aynı cephede savaştığı arkadaşını kurşunu dizecek kadar gözü dönmüş bir şekilde nefretle dolu oldu insanlar. Ve benim en çok duygulandığım sahnelerde tüm seri boyunca ikinci kitapta bu bölümlerde yer aldı ne yazık ki. Dediğim gibi yazarın başarılı savaş betimlemeleri sayesinde olaylar gerçekten gözünüzün önünde canlanıyormuş gibi hissediyorsunuz. Bu kitapta aslında insanların bir karış toprak üzerinde sadece huzurla yaşayabilmek adına ne kadar kan döktüklerini okuyorsunuz. Ve sonrasında aslında barış içinde yaşamanın ne kadar değerli, ne kadar önemli olduğunu bir kez daha fark ediyorsunuz. Daha sonra 3. kitaba geçtiğiniz zaman burada da iç savaşın tüm hızıyla devam ettiğini ve artık tanıdığınız karakterler arasında da bir yaprak dökümünün başladığını gözlemliyorsunuz. Bu kitapta insanlar artık uzun yıllardır ailelerinden, topraklarından uzakta oldukları için daha acımasız bir hale bürünüyorlar. Artık bir an önce savaşın bitmesini istiyorlar. Ve savaşın bitmesinde karşı taraftan daha fazla insan öldürerek olacağını zannediyorlar. Ve yine bu kitapta da yazarın başarılı tasvirleriyle birlikte insanların o hırçınlıkla, o nefretle neler yaptıklarını şaşırarak okumaya devam ediyorsunuz. Bu arada neredeyse 4. kitaba geldim. Hala bahsetmedim. Aslında bu seride bir de tutkulu bir aşka tanıklık ediyorsunuz. Tüm seri boyunca da Gregor ve Askinia'nın tutkulu aşkına da tanıklık ediyorsunuz. Kitaptaki bu bölümleri zaman zaman öfkelenerek, sinirlenerek, zaman zaman da üzülerek okuyacağınızı belirtmek istiyorum şimdiden. Ve 4. kitaba geldiğiniz zaman buna zaten bir hüzünle başlıyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki bu kitapla birlikte seri bitmiş olacak ve hayalinizdeki o köyde, o karakterler de silinip gidecek ve siz gerçekten kendinizi bir rüyadan uyanmış gibi hissedeceksiniz. Bu arada şunu da söyleyebilirim ki 3. kitapta başlayan yaprak dökümü tüm hızıyla 4. kitapta da devam ediyor. Ve ben her dökülen yapraktan sonra kendime biraz gözyaşı molası, biraz yas molası verdim. Bu nedenle benim seride en yavaş okuduğum kitap 4. kitap oldu. Buraya kadar kısa bir özet geçmek gerekirse 1. Dünya Savaşı'nı okudunuz. Ardından Çarlık yıkıldı, iç savaş başladı, Bolşevik isyanı oldu. Ve artık 4. kitaba geldiğiniz zaman da Sovyet rejiminin kurulduğu sahneleri okumaya başladınız. Sonrasında da şunlara tanıklık edeceksiniz. Halk Sovyet rejimini nasıl karşıladı? Kurulmakta olan bu yeni rejim iç savaş günlerinde çarpıştığı askerlere karşı nasıl bir tutum sergiledi? Topraklarına, evine ve ailesine dönen askerler, diğer tarafta evine dönemeyen askerler. Bir tarafta savaş yorgunluğu, bir tarafta dışlanma, suçlanma, diğer tarafta ailelerine karşı, topraklarına karşı duydukları özlemlere şahitlik ediyorsunuz. Üstelik bunların hepsinin gerçekten yaşanmış olduğunu bilerek okuyorsunuz bu satırları. Benim gerçekten çok severek ama bir o kadar da üzülerek, zaman zaman da insanları anlamakta zorluk çekerek okuyup bitirdiğim bir seri oldu. Bu serinin çok sevdiğim güzel yanlarından bir tanesi de bittiği zaman birçok şeyi merak ederken buldum ben kendimi. Mesela Bolşeviklerle ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Bolşevik iktidarı ile ilgili bir sürü kitap var. Onları merak ediyorum, alıp okumak istiyorum. Kazakları daha yakından tanımak istiyorum. Tolstoy'un Kazaklarla ilgili bir kitabı var örneğin. Onu alıp okumayı planlıyorum ilk fırsatta. Tabii ki Şalahov'un diğer kitaplarını alıp okumak istiyorum. Uyandırılmış Toprak örneğin. Çok merak ettiğim kitapları arasında. Hatta serinin sonunda bahsedilen bir tane gemi vardı. Ülkedeki pek çok kişi o gemiye binerek topraklarını terk ediyordu. Ülkelerinden kaçmak zorunda kalıyordu. Üstelik Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı kitabın yazarı Grigori Petrov da o gemiye binerek ülkesini terk eden insanlar arasında. O gemiyle birlikte Gelibolu'ya gelip daha sonra Yugoslavya'ya yerleşiyor. Bunun gibi daha birçok şeyi merak etmemi, başka kitapları alıp okumamı sağlayan ve uzun sürede gerçekten etkisinden kurtulamayacağım bir seri olduğunu söyleyebilirim son olarak. Umarım her geçen gün daha fazla insanın kitaplığına giren, her geçen gün daha fazla insanın okuduğu bir seri olur bu. Ve günün sonunda gerçekten barışın hüküm sürdüğü topraklarda yaşamanın ne kadar değerli, ne kadar kıymetli bir şey olduğunu hep birlikte bir kez daha hatırlamış oluruz. Ve ben bitirdikten sonra çok fazla arkadaşıma tavsiye ettim. Şu anda okuyanlar da var yakın çevremde. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Sizin eklemek istedikleriniz veya sormak istedikleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolardan da haberdar olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Ve bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.